Ekim 1962. Küba füze krizi olarak bilinecek olaylar sırasında herkes nefesini tutuyor. Bu 45 yıllık soğuk savaşın en korkutucu anıydı. İki küresel süper güç dünyayı nükleer savaşın eşiğine sürüklemeye hazır görünüyor. Ama su altında farklı bir nükleer savaşın eli kulağında. Ve kimse asıl tehdidin nereden geldiğini tam olarak anlayamıyor. 20. yüzyılda bir denizaltı silahı askerlerin dalgaların altından savaşmasına olanak tanıyordu. Düşmanları dirayetle, güçle ve azimle misilleme yaptı. Devrim yaratan, fakat zaman zaman ilkel olan bu silah, savaşın seyrini değiştirmek için çaresizce yapılan bir girişim. Onların hikayeleri efsaneleşti. İkinci Dünya Savaşı, su altı cehennemi, soğuk savaş krizi. Ekim 1962. Bir Sovyet denizaltısı gizli görev için hızla Küba'ya doğru gidiyor. B-59 Murmansk yakınlarındaki Rus limanından ayrıldı ve Barents denizinden geçiyor. Telsiz ve radar teknisyenleri düşman gemileri ve uçakları için tarama yapıyor. Nordkap hattına yaklaşıyorlar. Adını Avrupa ana karasının en kuzey noktasından alıyor ve Ayı Adası'ndan Nordkap, Norveç'e uzanan denizaltı savar savaşına karşı NATO'nun bariyeri konumunda. Sovyet yarbayı Valentin Savitski, tayfasını görülmeden bu hattan geçirmek zorunda. Yerleri saptanırsa NATO, B-59'un her hareketini takip etmeye çalışacak. Bu da diğer 3 denizaltıyı, B-4, B-36 ve B-130'u tehlikeye sokacak. Daha da kötüsü, Amerikalıların Anadir operasyonunu öğrenmesine sebep olabilir. Atlantik'ten geçip Küba'ya birlik, askeri ekipman ve füze götürmek için yürütülen dev bir Sovyet operasyonu bu. Aylarca yapılan gizli konuşlanmalar sonunda Küba füze krizini tetikliyor. Bu kriz dünyayı küresel nükleer savaşa şimdiye kadar en çok yaklaştıran şey olacak. Ama Küba'daki durum karışık. Ada ulusunun Amerika ile arasındaki anlaşmazlık kızışıyor. 3 yıl öncesinde 1959'da Fidel Castro Havana'da bulunan Amerika destekli önceki hükümeti devirdi. Karşılığında Başkan Kennedy CIA'de eğitilmiş Küba sürgünlerini kendi memleketlerini işgal etmek üzere görevlendirdi. Castro şiddetli bir şekilde karşı koydu. Domuzlar körfezi çıkartması Amerikalılar için felaketle sonuçlandı. Castro o muharebeyi kazandı ama yeni bir Amerikan işgalinin kaçınılmaz olduğundan emindi. Sovyet hükümetinin başkanı Kuruşçev birden eline fırsat geçtiğini fark etti ve bunu kullanacaktı. Castro kuracakları Komünist İttifakı'na karşılık Sovyet koruması olarak bir dizi füze üssü teklif eden Nikita Kuruşçev'le gizli görüşmeler yaptı. Küba, Amerika ana karası menziline rahatça giren düzinelerce nükleer füzeye ev sahipliği yapacaktı. Soğuk savaş satrancında tehlikeli bir provokasyondu bu. Sovyet tarafında Kuruşçev'in, Amerika'nın İngiltere ile İtalya'ya yerleştirdiği, Türkiye'de de yerleştirme aşamasında olduğu füzelere tüm dünyada bulunan ve nükleer saldırı uçakları barındıran bombardıman üslerine misilleme yapmak için Küba'ya füze yerleştirmek istediğini görüyoruz. Castro planı kabul etti. Nisan 1962'den sonra Sovyetler 40 bin birlik ağır silah ve füze nakletmeye başladı. Teklife ayrıca denizaltı üssü kurulması da dahildi. Başta plan denizaltıların Küba'ya açık bir şekilde gitmesiydi ve Sovyet güçleri grubuna katılacaklardı. Bu da Sovyetler Birliği dışındaki en büyük Sovyet güçleri grubu olacaktı.
Ama denizaltıların kalkış yapmasına haftalar kala planlar değişti. Savitski'nin aldığı son emirlere göre B-59'u görülmeden götürmesi gerekiyordu. Daha da kötüsü, bunu rekor sürede yapması gerekiyordu. Komutanlara son olarak verilen emirlerde yolculuğun hızına ve gizliliğine dair direktifler vardı. Ve bu ikisi birbiriyle çelişiyordu. Savitski'nin ve diğer denizaltı kaptanlarının Moskova'nın koyduğu süreye yetişmesi için sürekli 10 deniz milinden yüksek hızla ilerlemesi gerekiyordu. Ama bu NATO'da Foxtrot olarak bilinen Proje 641 denizaltılarını zorlayacaktı. Sovyet denizaltısı Proje 641 dizel elektrikliydi. Ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanların Tip 21 sınıfından yararlanılarak tasarlandı. Bu denizaltılar yüzeydeyken dizel motor, su altındayken de akülü motor kullanıyordu. Aküler kısa süre dayanıyor ve ardından yüzeyde veya yüzeyin yakınında şarj edilmeleri gerekiyordu. Foxtrot'larda ilk U-Boat teknolojisinin en iyi özelliği olan şnorkel bulunuyordu. Su altındayken hareket etmelerini sağlayan aküleri azaldığında şnorkel adı verilen bir havalandırma borusu sudan çıkarılıyor ve motorlara temiz hava girmesini sağlıyordu. Ama şnorkelle bile olsa su altında ilerlemek hız kaybettiriyordu. Bu da hızlarını saatte yaklaşık 10 knot'la sınırlıyordu. Bu çok zaman alıyordu. Sovyet kaptanları İngiliz ve Norveç güçlerinin denizaltıları tespit ettiğine inanıyordu. Denizaltının konumunu tam olarak öğrenirlerse NATO onları ve Küba'ya gitmek için kullandıkları rotayı ortaya çıkartabilirdi. Şnorkeli kullanmak için yüzeye yakın yolculuk etmek zorunda olan B-59'un saklanabileceği bir yer yoktu. Ama avantaj kazanmalarını sağlayacak bir seçenekleri olabilirdi. Yabancı telsiz dinleme grubu. Çok iyi İngilizce bilen yabancı telsiz dinleme grubu, bağlantılı bir bilgi edinme amacıyla tüm açık frekansları takip ediyordu. Yolculuğa birkaç gün kala bu grup denizaltıya atandığında Savitski'nin şüpheleri vardı. Başta şüpheyle karşılandılar. Bunun sebebi denizaltı mürettebatından olmamalarıydı. Onlara KGB gözüyle, yabancı gözüyle bakılıyordu. Denizaltı mürettebatı onlara neden ihtiyaçları olduğunu anlayamıyordu. Çünkü bu standart bir denizaltı birliği değildi. Bu süreçte açık olan kısa dalga frekanslarında çok iletişim kuruluyordu. B-59'un yabancı telsiz dinleme grubu bölgedeki NATO taşıtlarının yerini tespit etmek için canını dişine takarak çalışıyordu. Daha da önemlisi, Sovyet denizaltılarının fark edilip edilmediğini öğrenmek için onları dinliyorlardı. B-59 Nordkap hattına yaklaştı. Hatta ulaştıklarında NATO güçlerinden hiçbir iz yoktu. B-59 onları alt etmişti. Sovyet kaptanları bunun sebebinin NATO güçlerinin Foxtrot denizaltılarının normaldeki yavaş hızıyla ilerlemesini beklemesi ve Moskova'nın agresif zaman çizelgesinden haberdar olmaması olduğunu düşünüyordu. 4 Sovyet denizaltısı da hattı geçip Norveç denizine doğru ilerledi. Ama Nordkap hattı karşılaştıkları daha ilk engeldi. Bunu atlatmış olsalar da Küba'ya ulaşmak için NATO'nun başka bir denizaltı savaş hattından geçmeleri gerekiyordu. Savitski'nin NATO'dan başka endişeleri de vardı. Kendi denizaltısı içinde izleniyordu. B-59'da başka bir yarbay olan Vasili Arkhipov da vardı. Vasili Arkhipov, birliğin kurmay başkanıydı. Ve rütbe bakımından denizaltının komutanı Savitski ile aynı konumdaydı. Denizaltının gayri resmi kurallarına göre denizaltıda başka kim olursa olsun yetki denizaltının komutanında olurdu. Ama Arkhipov'un denizaltıdaki varlığı denizaltı komutasını karmaşıklaştırıyordu.
Çünkü Savitsky tüm önemli kararları verirken Arkhipov'a danışmak zorunda kalıyordu. Bu da durumu karmaşıklaştırıyordu. Sayfada ayrıca siyasi komiser Ivan Masternikov da bulunuyordu. Onun görevi Savitsky'nin yaptığı Sovyetlere uymayan herhangi bir şeyi Sovyetler Birliği'ndeki Komünist Parti'ye bildirmekti. O zamana dek çok az Sovyet kaptanı Atlantik Okyanusu'nda bu 8000 kilometrelik yolculuğu yapmıştı. Hem siyasi hem askeri sorunları dengelemeye çalışan bu Küba görevi Savitsky'nin kariyerinin en zorlu görevi olacaktı. Ekim 1962. Soğuk savaş kızışırken B-59 ve 3 diğer Rus denizaltısı Küba'ya yapılacak gizli Sovyet nakliyesi olan Anadir operasyonu kapsamında yolculuk ediyordu. 4 Sovyet denizaltısının Atlantik'te ilerlemesi Amerikalıları uyarabilirdi. Fark edilmemeleri gerekiyordu. NATO'nun 2 denizaltı savar hattının ilkinden geçtiler. Valentin Savitsky de diğer kaptanlar gibi yolculuğu rekor sürede tamamlamanın baskısı altındaydı. Savitsky, NATO'nun 2. denizaltı savar savaş hattına yaklaşıyordu. Grönland, İzlanda, İngiltere aralığı. Emirler çok açıktı. Görülmeme, yüzeye çıkmama konusunda kesin emir olduğunu biliyorlardı. Burada bir denizaltı fark edilirse, NATO onu takip etmesi için hem İzlanda'daki hem de İskoçya'daki üslerinden devriye uçakları gönderebilirdi. Bu da diğer denizaltıların görülme riskini artırır ve operasyonun büyüklüğünün ifşa olmasına sebep olup Küba'daki Sovyet nükleer üs planını tehlikeye sokabilirdi. Savitsky, İzlanda, Faroe Adaları aralığından geçip doğuya gidecekti. Geçitteki balıkçı teknelerine rağmen zaman kazanmak için yüzeyden bir rota belirledi. Savitsky emir verdi ve B-59 hızını 27 kilometreye çıkardı. Denizaltı balıkçı teknelerinin arasından mümkün olduğunca ihtiyatlı ve zigzag çizerek ilerliyordu. Bu esnada dinleme grubu üslerindeki hava hareketlerini takip ediyordu. Bu iletişimler hem açık frekansta gerçekleşiyordu hem de ekipman kullanarak dinleyebildikleri şifreli iletişimlerdi. Kimsenin onları görmediğini garantilemek için balıkçılar arasındaki konuşmaları bile dinliyorlardı. İkinci NATO hattından fark edilmeden geçtiler. Atlas Okyanusu'nu geçtikten sonra Sovyet denizaltılarıyla Moskova arasında telsiz bağlantısı olmadığını fark ettiler. Kuzey filosunun telsiz bağlantılarına parazit engel oluyordu. İki gün boyunca tayfa en net frekansı aradı. Sonunda ara sıra yakaladıkları aralıklardan mesaj gönderip alabiliyorlardı. Ama yurtlarından uzaklaştıkça sinyal daha da kötüleşecekti. Bunun sorun yaratması ihtimali vardı. Amerikalılar Küba'daki Sovyet güçleriyle ilk kez karşılaştı ve şaşkına döndü. U-2 casus uçakların yaptığı gizli keşiflerden kanıt niteliğinde fotoğraflar geldi. Orta menzilli nükleer füze fırlatma tesislerinin inşaat halinde olduğu açıkça görülüyordu. CIA U-2 fotoğraflarını tek eline almıştı. O zamana kadar ellerine geçen en iyi şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Amerikalılar afallamıştı. İstihbarat bilgileri eksikti. Amerika, Sovyetlerin Küba'ya 134 nükleer savaş başlığı ve bomba götürdüğünü bilmiyordu. Bunların büyük çoğunluğu Amerika'ya ulaşabilecek balistik füzelerdi. Washington'da gerilim arttı. Herkes daha fazla bilgi almak için çabalıyordu.
B-59 Küba'ya asker ve malzeme taşıyan 4 Sovyet denizaltısından sadece biriydi. Bütün Sovyet denizaltıları Grönland, İzlanda, İngiltere hattından geçtikten sonra Kuzey Amerika'ya yaklaşırken fark edilme riski arttı. Doğa ananın yardımıyla saklanabildiler ama bunun da bir bedeli oldu. Kuzey Atlas Okyanusu'nda fırtınadan yardım aldılar. Denizaltı savaş birimleri burada pek aktif değildi. O fırtınada uçamıyorlardı. Sonuç olarak denizaltılar hızlanma fırsatı buldu. Fark edilmeyeceklerinden oldukça emin olduklarından denizaltılar yüzeyde yolculuk yapıyordu. Bu sayede snorkel kullandıkları zaman oranla daha kısa sürede ilerleyebiliyorlardı. 40 metrelik dalgalarla havalanıyorlar, sonra da dalıyorlardı. Zaman zaman denizaltının açısı 40-50 derece oluyordu. Bu da çok tehlikeliydi. Denizaltılar arızalanabilir dediler ama arıza olmadı. Fırtınaya dayandılar. Sovyetler Birliği'nin nükleer reaktörle çalışan ve su altından giderek fırtınadan kaçınabilecek nükleer denizaltıları vardı. Ama bazı sorunlar yaşanıyordu. Bir noktada Sovyet rejimi Küba sularına nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar göndermeyi, hatta bazılarını Küba'da tutmayı planlıyordu. Ama 1962'de ilk nükleer denizaltı jenerasyonunda büyük sorunlar çıkmaya başladı. B-59'daki Kurmay Başkan Yarbay Vasili Arkipov bu sorunları bizzat tecrübe etmişti. Nükleer reaktör soğutucu sızıntısı olduğu sırada K-19 denizaltısında çalışıyordu. Radyoaktif çekirdeğin sıcaklığı hızla yükseldi. Ekibin soğutma sistemini tamir etmesi gerekiyordu. Yoksa çekirdek reaktörü eritip denizaltıyı batıracaktı. Gerekli radyasyon ekipmanları olmadığından ellerinde olan şeyleri, gaz maskelerini ve yağmurlukları kullandılar. İlk ekip çıktığında kusmaya başladı. Yüksek seviyede radyasyona maruz kalmışlardı. İkinci grup da başlarına gelebilecekleri biliyordu ama buna rağmen tamire devam ettiler. Tayfa denizaltıyı kurtarmak için ellerindeki içme suyunu kullanarak eğreti bir soğutma sistemi yaptı. Ama 8 kişi öldü ve diğer herkes radyasyondan etkilendi. Vasili Arkipov'un asla unutamayacağı bir şeydi bu. Ekim 1962'de Küba üstünde yapılan yeni keşif uçuşlarında başka füze sahaları da bulundu. Washington'daki Genelkurmay Başkanlığı Küba'ya hava saldırısı yapılması için ısrarcıydı. Başkan Kennedy kabul etmedi. Hava saldırısı anlaşmazlığı büyütüp nükleer savaş riski doğurabilirdi. Kennedy, görüşlerini 2. Dünya Savaşı'nda subaylık yapması sonucu edindiği tecrübelere dayandırıyordu. Nükleer savaşı kazanabilecek bir savaş olarak görmüyordu. Bu çözülmesi gereken siyasi bir sorundu. Ama aynı zamanda Amerika'nın tepkisiz kalmasının sadece Kuruşçev'i daha da cesaretlendireceğinden endişeleniyordu. Başkan Kennedy'nin sonraki adımlarını çok dikkatle seçmesi gerekiyordu. Ekim 1962. 4 Sovyet denizaltı tayfası çok yorgun. Küba'da denizaltı üssü kurmak için yolculuk yaparken kasırga kalıntılarıyla karşılaştılar. Zaman kazanmak için yüzeyde gittiklerinden fırtınaya direnmek onlara zarar verdi. Yarbay Savitski işinin daha da zorlaşacağını biliyordu.
denizde ilerlerken B-59'u kıyıdaki Amerikan üslerinin ve uzun menzilli devriye uçaklarının menziline soktuklarını gayet iyi biliyordu. Başkent Washington'da Kennedy'nin ekibi seçeneklerini tartışıyordu. Kennedy ile kabine odasında toplantı yapan yürütme komitesinin duygusal anlamda ne kadar dolu olduğunu ancak hayal edebilirsiniz. Ana danışman, Adalet Bakanı, kardeşi Robert F. Kennedy'ydi. Ayrıca Savunma Bakanı, McNamara, Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da vardı. Hepsi bu krize nasıl karşılık verileceği hakkında müzakere ve münakaşa halindeydi. Başkanın kardeşi Robert Kennedy değerlendirmelerini lafını esirgemeden yapıyordu. Sayın Başkan, işgali seçerseniz Küba'nın her yerine bomba atacaksınız ve havaalanlarına saldırıp uçaklarını düşüreceksiniz. Tüm füzeleri bombalayacaksınız. Küba'nın büyük bir kısmına saldıracaksınız. Çok fazla insan öldüreceksiniz ve bu konuda çok eleştiri alacaksınız. Geriye iki riskli seçenek kalıyordu. Kennedy ya hava saldırısı ya da abluka oluşturacaktı. Hava saldırısı yapsa Ruslar buna karşılık verirdi. Ama ablukayı almak bile savaş çıkarabilirdi. İki seçenek de daha büyük bir mücadeleyi tetikleyebilirdi. Kremlin'e göre Küba'daki füzeler nefsi müdafaaydı. Khrushchev nükleer savaş başlattığına inanmıyor. Kennedy'yi mantıklı biri olarak görüyordu ve bu da Türkiye'ye Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesine verilmiş mantıklı bir tepkiydi. 22 Ekim'de Başkan John F. Kennedy meşhur ulusa seslenişini yaptı ve füze sahalarını ifşa etmeye başladı. Bu üslerin amacı Batı yarımküreye nükleer saldırı yapma imkanı yaratmaktan başka bir şey değildir. Bunların birkaçında 1850 kilometreden uzağa nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi olan orta menzilli balistik füzeler bulunmaktadır. Kısacası bu füzelerin her biri Washington'a, Panama Kanalı'na, Canaveral Burnu'na, Mexico City'ye veya Amerika'nın güneydoğusunda bulunan diğer bütün şehirlere saldırı yapabilecek kapasitededir. Konuşmasında Rusların çiğnediği normları açığa çıkardı ve Amerikalıları harekete geçirecek kadar detay verdi. İlk olarak derhal şu adımların atılması için direktif verdim. Ardından Kennedy doğrudan ablukayı almak yerine 24 Ekim'de tecrit hattı kurulmasını önerdi. Hangi ülke veya limandan olursa olsun Küba'ya gidecek olup silah kargosu taşıdığı tespit edilen her türlü gemi geri döndürülecektir. Kennedy buna abluka yerine tecrit adı vererek dikkati askeriyeden çok diplomatik çözüme çekti. Ayrıca Ruslara şiddeti azaltma fırsatı tanımaya çalışıyordu. Ama Kennedy bunun başarısız olması ihtimaline karşı Amerikan birliklerine 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük seferberlik çağrısını yaparak Küba'yı işgal etme ihtimalini hazırlanmalarını istedi. Miami'deki İngiliz konsolosu atmosferi Normandiya çıkartmasından önce Güney İngiltere'de olmak gibi tarif etti. 200 küsür Amerikan gemisi tecrit hattındaki konumuna gitti ve Küba'nın 800 kilometre açıklarında bir yay çizdiler. Bu sırada 4 Sovyet Foxtrot denizaltısı Amerika'nın güneydoğusunun açıklarına ulaşmıştı. O aşamaya kadar Amerika'nın denizaltı savar birlikleri onların önünü kesmek için harekete geçmemişti. Ama bu iş için uygun denizaltıların bunlar olmayabileceği kısa süre içinde ortaya çıktı. Foxtrotlar ilk olarak 1950'lerin sonlarında üretildi. Muhteşem denizaltılardı. Ama sorun bu denizaltıların Arktik suları için tasarlanmış olmasıydı. Şnorkel temiz hava akışını sağlıyordu. Ama çalıştırıldığında sıcaklık üreten dizel motorlarıyla denizaltıların Arktik sularında kullanılması için tasarlanmış yalıtım sistemi birleştiğinde yaşam koşulları korkunç bir hale gelmişti. Yeterince içme suyu yoktu tabii. Çünkü görevleri Mariel'e gidip doka girmekti. Sıcaklık arttı. Motor dairesinde 60 dereceye kadar yükseldi. İnsanlar baygınlık geçiriyordu.
Ortalıkta neredeyse çıplak dolaşıyorlardı. O sırada Amerikan birlikleri kıyılarına çok yaklaşan Sovyet denizaltıları tespit edip onlara karşı önlem alıyordu. Kennedy'nin konuşmasından bir gün sonra SOSUS adındaki gizli bir ses gözetleme sistemi pek çok hedef tespit etmeye başladı. Denizaltılar çok uzaktan yakalayabileceğiniz sesler çıkarır. Bu sesler deniz tarafından kırılmaz. Bir dizi dinleme cihazını okyanusa yerleştiriyorsunuz. Yüzlerce kilometre öteden denizaltıların sesini duyabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Teoride düşman denizaltıları Amerikan kıyılarının 950 kilometre ilerisinden itibaren saptanabiliyordu. Sinyal yakalanırsa uçak gönderip tam olarak nerede olduğunu öğrenebiliyor ve onları takip etmeye başlayabiliyorsunuz. 23 Ekim'in erken saatlerinde SOSUS hedefleri tespit ettiğinde bilgiyi doğrulamak için bir uçak gönderildi. Uçak Sovyet denizaltılarının şnorkellerini ve periskoplarını görsel olarak tespit etti. Ekim 1962'de Amerikan istihbaratı Sovyet denizaltılarının ciddi bir tehdit unsuru olduğunu biliyordu. 4 Foxtrot tipi denizaltının her birinde gemileri veya denizaltıları batırmak için tasarlanmış 21 geleneksel torpido ve güçlü patlayıcılar vardı. Ama Amerikalıların bilmediği önemli bir gerçek vardı. Limandan ayrılmadan önce Sovyet denizaltılarının cephanesine özel bir silah eklenmişti. Ek olarak bu 4 denizaltıda birer nükleer torpido vardı. On kilotonluk patlayıcıları vardı. Hiroşima veya Nagasaki'ye karşı kullanılan patlayıcı gücünün yarısından fazlası söz konusu. Bu silahların nasıl ve ne zaman kullanılacağına dair net bir emir yoktu. Kaptanlar daha sonra Sovyetler Birliği'nden ayrılmadan önce sözlü ön talimat aldıklarını rapor etti. Sözlü emirlerin şöyle olduğunu söylediler. Bunları üç durumda kullanacaksınız. İlk olarak saldırıya uğradıysanız ve su üstünde gövdenizde delik açıldıysa kullanacaksınız. Su altında saldırıya uğradıysanız ve gövdede delik açıldıysa da kullanacaksınız. Son olarak da direkt Moskova'dan emir alırsanız kullanacaksınız. Bir amiral şu anlama gelen bir şey söylemiş. Sağ yanağınıza tokat atarlarsa sol yanağınıza da tokat atmalarına izin vermeyin. Silahlarınızı kullanın. Filonun utanç kaynağı olmayın. Daha önce hiçbir deniz muharebesinde nükleer torpido kullanılmamıştı. Uçak gemisine geleneksel torpido atılırsa çok büyük hasara yol açabilir. O büyüklükte bir gemiyi batırmak için muhtemelen 2-3 torpido isabet ettirmeniz gerekir. Nükleer torpido ise geminin yakınında bile patlasa hem o gemiyi hem de birkaç kilometre yakınındaki gemileri yok eder. Batmasalar bile o kadar çok hasar alırlar ki suda yüzen gövdelerden ibaret kalırlar. Bu muhtemel yıkımın büyüklüğü 1946'da Bikini Atölü'nde yapılan testlerle doğrulandı. Kennedy tecrit hattı planını duyurduktan sonra Moskova denizaltılara tecrit bölgesinden çekilip Sargasso Denizi adı verilen bölgeye gitmeleri ve gelecek emirleri beklemeleri için emir verdi. Kaptanlar Kremlin'den bunun haricinde pek bir bilgi alamadı. Denizaltıların yabancı telsiz dinleme grubu bir kez daha değerini kanıtladı. Açık radyo yayınlarından bilgi topladılar. Amerikan radyo ve televizyonlarını dinlediler. Sovyet denizaltı tayfaları Küba'daki Sovyet takviyelerinin amacı hakkında bilgilendirilmemişti. Tüm dünyanın bildiklerini onlar yeni öğreniyordu. Bu birim sayesinde komutanlar Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer silah yerleştirdiğini öğrendi. Bundan hiç haberleri yoktu. Tayfa ayrıca Kennedy'nin tecrit hattına yaklaşan bütün gemilerin durdurulup aranacağı konusundaki tehdidini öğrendi. Ama Sovyetler Birliği'nin nasıl cevap vermeyi planladığına dair hiçbir fikirleri yoktu. 24 Ekim'de Beyaz Saray,
tecrit hattı yakınlarında olduğu rapor edilen iki Sovyet gemisini gözlemliyordu. Yönetim beklerken istihbarat kaynakları bölgede Sovyet denizaltılarının olduğunu ortaya çıkardı. 1960'larda düşman denizaltılarının yarattığı tehlike İkinci Dünya Savaşı'ndakiyle aynı orandaydı. Denizaltıların yarattığı temel sorun gemilerinize saldırmaları. Beyaz Saray tecrit hattının yakınlarında en az bir, belki iki denizaltı olduğunu öğrenince tartışmalar kızıştı. Başkan Kennedy olabilecek en kötü ihtimali hayal ediyordu. Bu denizaltı destroyerimizi batırırsa nasıl karşılık vermemiz öneriliyor? Herkes herhangi bir askeri hamlenin nükleer savaşa dönüşebileceğinden endişeleniyordu. Böyle bir olayın önüne geçmek için Savunma Bakanı McNamara, Sovyet denizaltılarını yüzeye çıkarmak için bir protokol izlenmesini önerdi. Çok az etki gösteren sualtı bombalarımızdan atılabilir. Denizaltıya isabet etseler bile zarar vermezler. Kennedy'nin hala şüpheleri vardı. İlk saldırdığımız şeyin Sovyet denizaltısı olmasını istemiyoruz. McNamara, Sovyet denizaltıları yüzeye çıkarılıp tehlikeden uzaklaştırılırsa, Amerikan gemileri için de tehdidin azalacağına inanıyordu. Moskova'dan denizaltı kaptanlarını plandan haberdar etmesini rica etmeyi düşünüyordu. Amerikalılar hala Sovyet denizaltılarının güvertesindeki silahtan bir haberdiler. McNamara, en büyük nükleer saldırı tehdidinin yüzeye çıkmaya zorlayacağı denizaltılardan gelebileceğini bilmiyordu. ...1962 Ekim ayında Başkan Kennedy, Küba'ya daha fazla nükleer silah taşınmasını önleme amacıyla adanın etrafına tecrit hattı kurdurdu. Yaklaşık 200 Amerikan donanma gemisi harekete geçti ve Küba'ya yaklaşan bütün gemileri durdurmaya hazırdılar. Donanma özellikle iki gemiyi izliyordu. Yuri Gagarin ve Kimovsk. Sovyet gemileri tecrit hattında durup aranmayı reddederse herkes savaşın kaçınılmaz olacağından endişeleniyordu. 24 Ekim'de günler süren gerilimin ardından Beyaz Saray, Yuri Gagarin ve Kimovsk'un rota değiştirip Sovyetler Birliği'ne doğru gittiğini öğrendi. İşleri rahatlasa da hala bir sorun vardı. Khrushchev Sovyet gemilerine geri dönmelerini emretti ama denizaltılar hala bölgedeydi ve tehdit olarak görülüyordu. 4 Sovyet denizaltısı Sargasso Denizi denen bir bölgeye çekildi ve Moskova'dan gelecek emirleri bekliyordu. Çoğu insan Sovyet gemileri geri döndükten sonra bile hala nükleer savaşın kıyısında olduğumuzu fark etmemişti. Amerika açıklarındaki Sargasso Denizi'nde uçak gemisi USS Randolph'un öncülük ettiği bir Amerikan denizaltı arama ve imha grubu Sovyet denizaltısı B-59'un izini sürüyordu. 5 destroyer ve uçakların yardımıyla sualtı ses gözetleme sistemini yani SOSUS'u kullanarak denizaltıyı takip ediyorlardı. Klasik bir kedi fare oyunu gibi 2 gün boyunca Sovyet kaptanı Savitski denizaltısını gizli tutmak için mücadele etti. Ama Savitski endişeliydi. Tayfası hala aşırı sıcaktan muzdarip ve aküleri de bitmek üzereydi. Şnorkelini kullanmak, motorlarını çalıştırıp bataryalarını doldurmak için yüzeye yaklaşırsa anında yeri saptanacaktı. Yine de Savitski başka seçeneği olmadığına karar verdi. Yüzeye çıkmak zorundaydılar. B-59 sonra bu adı verilen arama cihazını tetikledi. Sonobuoy, sonar ve duba anlamına gelen buoy kelimelerinin birleşiminden üretilmiş bir kelime. Bu da su üstünde kaldığı anlamına geliyor. Sonarsa su altında. Sonobuoy'nin üretim amacı uçaktan atılıp suda duracak bir şey olmasıdır. Denizaltı arama işleminin en büyük paydası sesini dinlemekse uçağın da suya atabileceği bir kulağı olmalı. Sonobuoy'lar denizaltıları tespit ettiğinde uçakların hedefe odaklanmasına yardımcı olmak için bilgi aktarıyordu. En yakın izci uçak yaklaşıyordu.
Foxtrot denizaltısı bulduklarını biliyorlardı. Uçak gemisi USS Randolph'tan kalkan bir uçak, yüzeydeki destroyer biriminden yardım istedi. Hepsi B-59'un olduğu yere döndü. Savitsky aldığı emirlere göre Amerikan gemilerinin denizaltısına müdahale etmesine izin veremezdi. Yüzeydeki hızını kullanarak sağanak yağışa saklanmak için kuzeye ilerledi. Ama oraya varamadan izci uçak tarafından bulundu. Savitsky hızla dalınması için emir verdi. Destroyerler denizaltının yerini tespit etmek için aktif sonarın sesini kullanarak yaklaşmaya devam ediyordu. Gemiler Savunma Bakanı McNamara'nın planına uyarak denizaltıya yüzeye çıkmasını işaret etmek adına sualtı tatbikat bombalarını attı. Bombaların amacı uyarmaktı. Denizaltıya zarar vermek değil. McNamara diplomatik kanalları kullanarak Sovyetlere yüzeye çıkarma planını bildirmişti. Ama bu haber denizaltı kaptanlarına ulaşmamıştı. Derindeki Savitsky tepesinde pek çok Amerikan aracı olduğunu biliyordu. B-59 akülerini şarj edecek vakti bulamadı ve aküleri hızla bitiyordu. Savitsky patlamalar başladığında bir sonraki adımının ne olacağına dair korkunç sıcakta kafa patlatmakla meşguldü. Onların duyduğu, hissettiği kadarıyla sualtı bombası saldırısına uğruyorlardı. Bir veya iki tanesi denizaltının gövdesinde patlamış ve tarif ettiklerine göre bir bidonun içinde oturuyormuşsunuz da biri tekrar tekrar çekiçle vuruyormuş gibi bir hismiş. Sonarın sesiyle patlamaların birleşimi bir denizaltı kaptanının en büyük korkusudur. Bu plandaki ironi şu. Bunlar denizaltıya saldırmak için kullanılan sistemlerin birebir aynısı. Savitsky savaş çıktığına ve karşılıklı nükleer saldırının eli kulağında olabileceğine inanıyordu. Torpidolarıyla saldırıya karşılık vermek için hazır olmak zorundaydı. Nükleer torpidodan sorumlu subayına özel silah hazırlaması için emir verdi. İnanılmaz bir sıcak var. Moskova ile iletişim kuramıyorlar. Çünkü iletişim amacıyla yüzeye çıkamıyorlar. Yabancı telsiz dinleme grubundan da bilgi alamıyorlar. Aynı anda da saldırıya uğruyorlar. Aküleri biten Savitsky'nin tekrar yüzeye çıkmaktan başka seçeneği yoktu. Aksi halde denizaltıyı kaybedecekti. Saldırı altında olduğuna inanıyordu ve karşılık vermek adına nükleer torpidosunu atabilirdi. Bunu yaparsa da dünyanın ilk nükleer savaşını başlatabilirdi. ...27 Ekim 1962... Sovyet denizaltısı B-59 Amerikan destroyerleri ve uçak gemisi USS Randolph tarafından yüzeye çıkarıldı. Durumu daha da korkunç kılan şey, Amerika bilmese de o Foxtrot'ların her birinin güvertesinde nükleer torpido olmasıydı. Denizaltının komutanının denizaltı savar güçlerimize çok sinirlendiğini ve denizaltındaki yaşam koşullarını Moskova ile iletişim kuramadığını, bu yüzden de Amerikan gemilerine karşı nükleer torpido kullanmayı değerlendirdiğini biliyoruz. Bu gerçekten korkunç bir şey. Birçok açıdan 45 yıllık soğuk savaşın en korkutucu anıydı diyebilirim. Denizaltının kaptanı Valentin Savitsky, güvertedeki siyasi komiser ve Tugay'ın kurmay başkanı Vasily Arkhipov'un silahı ateşleme konusunda hemfikir olması gerekiyordu. Siyasi komiser onaylıyor ama Arkhipov tereddüt ediyordu. Savitsky aralarında daha duygusal olan kişiydi ve bu kovalamacanın ortasında kaldığı için duygu yüklüydü, öfkeliydi, utanç duyuyordu. Kendini kötü hissediyordu.
Arkipov bütün yaygaraya rağmen saldırıya uğramadıklarını fark etti. Denizaltıları hasar almamıştı. Orada bulunması büyük önem teşkil etmişti. Savitski'yi sakinleştirdi. Bence o an Savitski'nin yanında olması çok faydalı olmuş. Muhtemelen şöyle bir etrafına bakınca Savitski de aynı kanıya varırdı ama hiç belli olmaz. Denizaltının etrafı gemilerle çevriliydi. Arama ışıkları denizaltıyı karanlıkta aydınlatıyordu. Savitski yüzeyde Amerikan gemisinin sinyal gönderdiğini görüyordu. Kendi sinyal subayına cevap verdirdi. Sovyet denizaltısının kimliğini doğruladı ve Amerikan güçlerinden kışkırtıcı hareketlerini kesmelerini istedi. Savitski, ivedi bir tehdit olmadığını fark edince bu fırsatı akülerini doldurmak için kullandı. Aküler dolduktan sonra Savitski denizaltıyı dalışa geçirdi ve destroyerlerden kaçmaya başladı. Diğer üç denizaltı hala serbestti. USS Essex tarafından takip edilen B-130'un 3 motoru bozulmuştu. Tekrar çalıştırılan bir motorla zar zor Azorlara kadar geliyorlardı ama o motor da pes etmek üzereydi. Bulduk. 900 metre uzakta ve 215 derecede. Bir Amerikan destroyeri B-36'yı tespit etti ve bölgeden çıkana kadar ona eşlik etti. B-36 derine dalarak kaçmayı başardı. Sovyet denizaltısı B-4 tespit edilse de yeri bulunamıyordu ve yüzeye çıkmaya zorlanmıyordu. Sonunda Küba füze krizi uzlaşmayla çözüldü. Khrushchev sorun yaratan füzeleri Küba'dan çekmeye karar verdi. Ama Kennedy'nin sert konuşması verdiği imtiyazları örtüyordu. Kazanmış gibi görünüyoruz çünkü aslında anlaşma yapıldığı gerçeğini gizliyoruz. Asıl anlaşma İtalya ve Türkiye'deki füzeleri geri çekmemizdi. Durum böyle olunca Khrushchev de onu rahatsız eden tehdidi ortadan kaldırmış oldu. O sıralar Amerikalılar nükleer savaşa ne kadar yaklaştıklarını bilmiyordu. Amerika, Sovyet denizaltılarında bulunan nükleer silahlardan 10 yıllar sonra haberdar oldu. Çok tehlikeliydi. Sandığımızdan daha tehlikeliydi. Kennedy, Khrushchev ve Castro deli olduğu için değil, kontrol edemedikleri gelişmeler yüzünden. Gerilim anında ekipmanı arıza yaparken ve bilgi eksikliği varken İnsanlar kendi içinde bulunduğu şartlara göre mantıklı davranarak tamamen mantıksız ve trajik sonuçlar doğurabilir. Aralık ayına kadar bütün Sovyet denizaltıları Sovyetler Birliği'ne döndü. Görevleri başarısızlıkla sonuçlanmış sayıldı. Nükleer savaşı önleyen kahramanlar olarak görülmeleri gerekirken bazıları kaptanın nükleer torpidoları kullanması gerektiğini düşünüyordu. Konuştuğum tüm komutanlara göre önemli olan tek şey emirleri çiğnemiş olmalarıydı. Geri döndüklerinde insanlar utanç verici, size verilen emirleri çiğnediniz, filoyu küçük düşürdünüz demişti. Hiç sıcak karşılanmadılar. Sovyet denizaltıları nükleer silahların varlığının bile ne gibi riskler doğurduğunu doğruladı. Kişisel yanlış anlaşılmalardan hatta hatalardan doğabilecek bir tehdit vardı. B-59'un hikayesi, insanların zayıf noktalarının sonunda hepimizi savaşın eşiğine kadar getirebileceğini ortaya koydu.